aorta nöroması olan hastaların hepsini ameliyat ediyor muyuz? Kimleri ameliyat ediyoruz? Şayet ameliyat dışı yöntemlerle tedavi edemediğimiz morton nöromalı hastaları cerrahi olarak yapıyoruz. Ameliyat dışı yöntemler neler? Bunlar aktivitenin düzenlenmesi. Eğer kişi fazla ayakta kalıyorsa daha az ayakta kalmasını öğütlüyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Ayakkabı değişikliğine gidiyoruz. Sert bir ayakkabı kullanıyorsa, dar bir ayakkabı kullanıyorsa bunu değiştirmeye çalışıyoruz, değiştiriyoruz. Ayağın altına bir yastıkçık yapıyoruz, metatarsal pet diyoruz buna. Eğer bunlarla bir ilerleme sağlayamazsak yine sinir sıkışmasının üzerine bir injeksiyon, kortizol injeksiyonu yapıyoruz. Bu kortizol injeksiyonunun başarısı oldukça yüksek. 4 hastadan ikisinde hatta üçünde işi yani %60 ile %70 arasında bir başarı şansı var. Buradaki sinir sıkışmasını alıyor. Bunun geçici olduğu da görülüyor. Bazen 6 ay, 1 sene içinde tekrar bulgular geri geliyor. Burada hastaya ya doktorun bir karar vermesi lazım. Hasta eğer bundan tamamen kurtulmak istiyorsa cerrahi tedavi düşünülmeli, bir karar vermelidir. Cerrahi olarak ne yapıyoruz? Sıkışan siniri çıkarıyoruz. Nasıl yapılıyor? Ayağın üst kısmından iki tarak kemiklerinin arasından gerilip çıkarılıyor. Bu yumak haline gelmiş sıkışmış sinir. Yaklaşık 10-15 dakika sürüyor. Lokal veya genel anesteziyle yapılabiliyor. Hastanın hastanede kalmasına gerek olmuyor. Ameliyattan bir gün sonra üzerine basıp yürüyebiliyor. İşe dönüşü hafif işlerde, masa başı işlerde 2-3 günlükken ağır işlerle bazen 2-3 haftayı bulabiliyor. Spora dönüş, özellikle koşuya dönüş biraz daha geç. 5-6 hafta kadar sonra.